Hocam bir de bizim genelde herkese sorduğumuz en zor sorumuz bu oluyor. Hayata dair neler tavsiye edersiniz? Yani akademisyenliğin dışında, üniversitenin, bilgisayar mühendisliğinin dışında bir insan olarak belki kendiniz bir 10 yıl önceki kendinize gidip şöyle kulağına fısıldayacağınız, gençlere tavsiye edebileceğiniz bir hayat felsefesi olarak söyleyeceğiniz neler olabilir hocam? Öncelikle söyleyeceğim şey şu, herkesin öncelikle çevresine ve kendisine faydalı bir birey olması, bunu çalışarak elde etmesi gerektiğini düşünürüm. Bunun için de sabır ve azim önemlidir. Sabırlı olmaları, hayatta karşılaşacakları her türlü duruma karşı sabırlı olmaları, azimli olmaları gerekiyor. Ve muhakkak ki hayalleri olsun. Geleceğe dair düşünceleri ve belirli hedefleri olsun. Hiçbir zaman hiç kimse hedefine %100 ulaşamaz ama yüksek bir hedefi olan kişi bir şekilde hedeflerinin bir kısmına dahi ulaşmış olsa birçok şeyi gerçekleştirmiş olur. Muhakkak bir hayali olsun herkes. Hayal etsinler ve hayal etsinler bunun için de çalışsınlar. Ve bunun için de sabırla çalışsınlar. Peki, hayal etmenin, hayal gücünü açmanın yolu nedir hocam? Herkesin farklı hayal güçleri var. Kimi insan hayal ediyor, hayalini yapabiliyor. Bir sürü yeni firma kuruluyor bununla ilgili. Kimi insansa hayalde zorluk çekiyor veya yapmakta zorluk çekiyor. Bu işin bir şeyi var mı sizin yaşantınızda? Püf noktası var mı? Hayal etmenin şeyi şu. Tabii ki biz burada bir iş alanıyla ilgili konuşuyoruz. Kendi yaptığı işi bir kere hiç kimse bir iş olarak görmemeli. Bu bir kendi hayatının bir parçası, hatta çok önemli bir parçası olarak görmeli ve bu dünyada varlığının bir neden olarak görmeli. Bu neden içinde hayatını angaje edebilmeli. Yaptığı işle ilgili olarak, uğraştığı alanla ilgili olarak özel hayatında da, çalışma hayatında da hep bu işlerle ilgilenmeli ve bu işle ilgili okumalı. Yani okumak, hayal etmenin en önemli aracı okumaktır. Okumanın platformu, donanımı ne olur onu ben bilemem. Kitaptan okur, gazeteden okur, televizyondan okur, bilgisayardan okur ama muhakkak okusun ve araştırsın. Ancak yeni fikirler ve hayaller çevrelerini iyi gözlemleyerek, okuyarak ortaya çıkabilir. Bu hayal ettikten sonra gerçekleştirme safhasında bunu formal bir şekilde projelendirebilmeli ve bir yapıya koyabilmeli. Bunun için de bilgi gerekiyor. Hayalden sonra ikinci nokta bilmek. Bilgiyle beraber çalışarak fikrini formal bir yapıya sokabilirse ondan sonrası fikrin tabii ki kendisi gerçekleşecektir. Belirli bir azim ve gayret. Peki hocam, hem bu değerli bilgiler hem vaktiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben de geldiğiniz için teşekkür ediyorum.